17 25 Aralık'ın yıl dönümünde yeni bir 17 25 operasyonu. 17 Aralık 2013'te FETÖ'cü emniyet güçlerinin operasyonuyla uyanmıştık. Asrın yolsuzluğu diye tanıtılan olayın sonunda ABD polisliğine soyunan ama Türkiye Cumhuriyeti'nden maaş alan 3 tane FETÖ'cü polisin emniyet müdüründen validen içişleri bakanından başbakandan hatta başsavcıdan gizli kumpas operasyonunun arka planı kısa sürede ortaya çıkarılmıştı. O operasyona imza atan polislerin bir kısmı şu an cezaevinde. Bir kısmı da yurt dışına kaçtı. Hatta bir tanesi kendi beyanıyla CIA'den 50 bin dolar yardım aldığını da itiraf etti. 17 Aralık'ta başarılı olamayan FETÖ'cüler bu sefer 25 Aralık'ta yeni bir darbe girişimiyle karşımıza çıktılar. Bu sefer de gezi isyanında hedef yapılan 3. havalimanı, 3. köprü ve diğer büyük projeleri hayata geçiren isimlerin de içinde bulunduğu onlarca iş adamına gözaltı ve mal varlıklarına el koyma operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bu da FETÖ'cü bir savcı tarafından hayata geçirildi. Şimdi o FETÖ'cü savcı yurt dışına kaçtı. Nerede olduğundan, neyle geçimini temin ettiğinden kimsenin haberi yok. Üzerinden 6 yıl geçtikten sonra çok daha net olarak görüyoruz ki 17-25 Aralık operasyonları uluslararası güçlerin bir operasyonuydu. Hükümeti indirmeye kalkıştılar. Ülkeyi biz yöneteceğiz, biz kafayı kaldırdık, bizi engellerseniz askeriyedeki elemanlarımız vasıtasıyla yeniden bir darbe yaparız dediler. Başarılı olamadılar. 17-25 Aralık'ta da başarılı olamadılar. Güvendikleri askeriyedeki elemanları vasıtasıyla yaptıkları 15 Temmuz darbesini de başaramadılar. İlginç bir 17-25 mesajı verildi. Tarih 13 Aralık ama operasyona imza atan kişinin 2014 yılından CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin FETÖ'cü bir ismin aracılığıyla şantajıyla olduğu iddiası. Bunun yanı sıra son mahalli seçimlerde de daha önce istifa ettiği CHP'den yeniden Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesi ve FETÖ'cülerin de desteğiyle kazanması kafalarda şüphelere yol açarken bir haftadır tartıştığımız Sinan Aygün olayında kavganın kamuoyuna aktarılması için son ateş olarak değerlendirebileceğimiz operasyonunda saat 17.25'te yapılması bize acaba dedirtti. Daha doğrusu avukat Yaşar Baş acaba dedi bana aktardı. Bana da zaten 17.25 saat diliminde yapılan operasyonun arka planındaki soruları kaleme almak istediğim için bu ayrıntısıyla birlikte yazmak düştü. Kaçıranlar için hatırlatayım. Sinan Aygün'ün ikiz gökdeleni için idare mahkemesinin ruhsat iptaline yönelik verdiği karar. Sinan Aygün ile Mansur Yavaş arasında abi ne vereceğin tartışmalarına yol açarken hedeflenen şuydu. Davada Ankara Büyükşehir Belediyesi verilen karara itiraz edecek, üst mahkemede büyük ihtimalle diğer emsal kararlara uygun olarak Sinan Aygün'ü kurtaracak kararı verecekti. Ama Mansur Yavaş itiraz benim takdirime bağlı değil mi? İster yaparım, ister yapmam şeklinde belediye başkanı değil, bakkal dükkanı işleten esnaf mantığıyla hareket edip olayı 25 milyon pazarlığına dökünce kavga başladı. Bu arada itiraz için son gün geldi çattı. Trafik hızlandı. CHP'li 8 encümen üyesiyle belediyede CHP'nin grup odasında bir görüşme. Ertesi gün görevlendirilen iki CHP'li üyeyle tekrar ruhsatsız olduğu iddia edilen ikiz Gökdelen'in içinde Sinan Aygün'le yapılan görüşme sonuçsuz kalınca daha doğrusu sonuç alınacağı düşüncesiyle önceden verilen itiraz dilekçesi olay çözümsüz kaldığı için geri çekilmek istenince 17-25 olayı karşımıza çıktı. 16.57'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına mahkemeye gönderilen itiraz istinaf dilekçesinden nasıl oluyorsa Mansur Yavaş'ın haberi oluyor. Veya benim tahminim olarak söyleyeyim Sinan Aygün ben istediğinizi vereceğim diyerek Mansur Yavaş'ın adamlarını kafa kola alıyor. İstinafı yaptırıyor. Mansur Yavaş rahatlıyor. Paranın geleceğini düşünerek ellerini ovuşturuyor. Ama dilekçenin verildiğini UYAP sisteminde gören Sinan Aygün istenilen parayı vermekten vazgeçiyor. İşte o dakikadan sonra Sinan Aygün'e FETÖ'cü suçlaması da dahil olmak üzere operasyonu başlatan Mansur Yavaş tam da 17.25'te istinaf dilekçesini geri çektiriyor. Tesadüf müdür yoksa benim arkamda 17.25'i yapan güç var sen kiminle dans ediyorsun mesajı mıdır bilemem. Avukat Yaşar başında bana aktardığı şu tez mantıklı Niye 17.26 değil, niye bir başka saat, bir başka dakika değil de, niye illa 17.25? Cevabını Mansur Bey versin. Cevabını verirken istinaf dilekçesinden nasıl haberdar oldu onu da bir izah etsin. Tabii, istinaf dilekçesini veren avukatın, geri çeken kişinin de ile birlikte bizi aydınlatsın. Bir haftadır konuştuğumuz 25 milyonluk devasa tartışmanın da en önemli yönü aslında bu. İstinaf dilekçesini veren Mansur Yavaş'la görüşmeden mi saat 16.50'ye kadar dilekçeyi bekletti? O saat Mansur Yavaş'ın emriyle mi dilekçeyi verdi? Ve saat 17.25'te istinaf dilekçesinin geri çekilmesi hangi tartışmadan sonra oldu? Buyursunlar izah etsinler. 25 milyon rüşvet istendi mi, istenmedi mi? Herkes anlasın. <laughs>